Şizofreni, kişinin düşüncesini, hareketlerini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve kişinin ilişkilerini bozan ciddi beyinsel rahatsızlıktır. Şizofreni hastaları çoğunlukla toplumda, işte, okulda ve ilişkilerde problem yaşarlar. Şizofreni de migren ya da epilepsi gibi bir beyin hastalığı olmakla beraber gerek ortaya çıkmasında, gerekse nasıl bir gidiş göstereceğinde çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlerinde rolü bulunmaktadır. Diğer psikiyatrik bozukluklara göre şizofreni, kişinin mesleki ve sosyal işlevselliğinde daha ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Şizofreni hayat boyu süren bir hastalıktır. Doğru tedaviyle kontrol altına alınabilmektedir. Şizofreninin alevlenme ve yatışma dönemlerinde farklı belirti ve bulgular ön plana çıkmaktadır. Alevlenme döneminde özellikle düşünce ve algılama bozuklukları ön plana çıkmaktadır. Örneğin, kişi çevresindekilerin kendisine düşman olduğuna, izlendiğine, herkesin kendisi hakkında konuştuğuna ya da çevresinde tam anlayamadığı bir şeylerin döndüğüne inanabilir. Bu düşünce bozukluğu sarsılmaz, değişmez derecede güçlüyse hezeyan olarak tanımlanır. Kişinin çevresine karşı tutumu da bu hatalı düşüncelerden etkilenmektedir. Örneğin, korku ya da öfke duymak gibi, insanlardan kaçınmak ya da kavgacı olmak gibi. Ya da kişi ortada bir ses, görüntü olmamasına karşın bunları varmış gibi algılayabilmektedir. Şizofrenin alevlenme belirtileri yatıştıktan sonra ise kişide günlük işleri yapmakta isteksizlik, alışveriş sırasında ya da bir yerden bir yere giderken karşılaştığımız bize basit gelen bazı sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekme gibi genel olarak hayatta başa çıkmakta zorlanma diyebileceğimiz durumlar görülmektedir. Kısaca şizofreninin düşünmek, anlamak, espri yapmak, sorun çözmek gibi pek çok zihinsel işlevi bozabildiğini ve kişinin iş yaşantısını, öğrencisi okul başarısını ve tüm çevresiyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Şizofreni tanısını koymak için sadece hastanın yakın dönemdeki durumunu değerlendirmek yeterli olmamaktadır. Pek çok psikiyatrik bozukluğun belirtileri birbirleriyle örtüştüğünden tanı koymakta aceleci olmak hatalı sonucu yol açabilir. Tanı, psikiyatristin başında olduğu bir ekibin muayene, aile görüşmesi, psikolojik test sonuçları, diğer laboratuvar incelemelerinin sonuçlarını değerlendirmesiyle konur. Konan tanının geçerliliğini test etmek için hastanın birkaç ay izlenmesi uygun görülmektedir. Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. Şizofreni hastası tedavi ekibiyle ilişkisini kesmezse, ilaçlarını aksatmazsa, durumuna uygun bir işte çalışması, çevresiyle ilişkilerini geliştirmesi mümkün olacaktır. Tedavi uygulamalarını ilaç ve ilaç dışı tedaviler olarak ayırmak mümkündür. Özellikle düşünce ve algı bozukluklarının giderilmesinde ilaçlar çok etkili olmaktadır. Şizofrenide ayrıca sosyal becerileri geliştirmeye, sorun çözmeyi ve hastalıkla başa çıkmayı öğretmeye yönelik grup tedavileri de uygulanmaktadır. Şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik denen ilaç grubu aslında bu hastalığın tedavisine özel ilaçlar değildir. Psikotik belirtilerin görüldüğü duygu durum bozukluğu, depresyon ve benzeri durumların tedavisinde kullanılmaktadır. Antipsikotikler özellikle hezeyan, halüsinasyon, dağınık ve kontrolsüz davranışların giderilmesinde etkili olmaktadır.